Merhaba arkadaşlar, Yostünyasyon'a hoş geldiniz. Bugün artık evet TR-Yost 2 2024 sınavda başarılar dilemek için size video çekiyorum. Özellikle pazar günü bir sınava gireceksiniz. Bu sınavla ilgili iki grup var. Birincisi şu an mezun olan, üniversite kazanmak için girenler var. Şansını deneyeyim diyenler olacak. Girdiği takdirde şu an boş kalan kontenjanları üniversiteler kendileri duyuru yapacaklar. Siz de başvuru yapacaksınız ama üniversiteler açıldığı için birçok arkadaşımız ikinci dönem dersleri başlayacak veya ilk dönemde yaz okuluyla o dönemdeki derslerini de kapatabilirler. Bazı arkadaşlar da şu an son sınıfa gidiyorlar. O yüzden üniversite tercihi yapamayacakları için aldığı puanı bir sonraki Haziran ayında tercih zamanı kullanacaklar. Sınav 80 soru, 100 dakika, 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. Herkes aynı anda sınava girecek. Sınava girerken giriş kağıdınızı ve pasaport, güncel bir pasaport veya kimlik yanınızda olmasını önem gösterin. Aksi takdirde sınava alınmazsınız. Yani bu işte pasaport, kimlik hangisi varsa ve çıkacağınız bu sınav giriş kağıdı muhakkak ama muhakkak yanınızda olacak. Siyah beyaz renkli olması önemli değil. Önemli olan sınav giriş kağıdınızın ve pasaport kimliğinizin yanında olması. Burada şuna çok dikkat edin arkadaşlar. Sınavda süre yönetimi çok çok önemli. Eminim ki sınav çok zor değildir. Bundan öncekiler de değildi. Ama yapılan yanlışlardan ders alınması gerekiyor. Yani önceki arkadaşlar neleri yanlış yaptı, ben yapmayayım diye. Çünkü baktığınız zaman sonuçta önceki sınavlarda da çalışan arkadaşlar düşük alanlar oldu. Özellikle bu kesime bakarsanız hani çalışmayıp da düşük alan, buna çok fazla dikkat etmeyebilirsiniz. Zaten çalışmamış, soruyu yapamayacak. Belki de konuyu bilmediği için. Ama çalışıp da beklentiden daha düşük alanlara bakmak lazım. Neden yapamadı? O zaman da şunu görüyorsun. Süreyi iyi yönetememek. Bazı sorulara kolay düşünüp, "Aa, bu kadar kolay mı bu soru? Ya bir yerde yanlış mı yaptım acaba?" bir daha yapmaya çalışmak. IQ'yu çözmeye çalışırken normal sürenin daha fazla üstünde süre vermek. Matematiğe veya geometriye zaman ayırmamak. Bu süre kavramı aslında birinci sırada yer alıyor. İkincisi de cevap anahtarına işaretlerken hatalar yapılması. Bu iki hususa dikkat edilmesi gerekiyor. Ve sınavda iyisiyle kötüsüyle bir dönem geçirdiniz. Belki bazılarınız 4 ay çalıştı. Tek başına bir kursa gittiniz, soru kampına katıldınız, bir emek verdiniz. Veya dediğim gibi tek çalıştınız, kendiniz temeliniz var. Şimdi artık iş sizde. Size öğretilen ya da öğrendiğiniz süreçte iyisiyle kötüsüyle hiç artık şu eksik bu eksik demeden, sınavda neyin nereden geleceğini bilmediğimiz için olumsuz bir şey düşünmeden sınava giriniz. Sınavda bildiğinizi yapın. Bilmediğiniz bir soruya denk geldiğiniz zaman çok fazla üzerinde durmayın ve sallamaya çalışmayın. Çünkü başta dediğim gibi belki de sizin cevap kağıdınız, çünkü cevap kağıdı demişim, kitapçık türünüz. Biliyorsunuz A, B, C, D böyle kitapçık türleri olacak. Bu kitapçık türünde sizin belki çözeceğiniz kitapçık türünden ilk 4 sorusu size zor soru gelecektir. Yani normalde birçok arkadaşının çözemediği soru ilk 4'ü sana denk geliyor. Sen diyorsun o 4 soruyu da yapamadım ama ondan sonra bir bakıyorsun kolay sorular orada başlıyor. O ilk 4 soruda zaman kaybetmişsin ama. O yüzden burada kitapçık türüne göre bazen dediğim gibi denk gelebiliyor zor sorular arda arda. Bu da sizin moralinizi bozmasın ve IQ ve matematik kısmını da dikkatli bir şekilde ayırın ve bununla ilgili benim hep söylediğim şey vardır. Diyorum ki burada hangi yerden başlayacağını bilmen lazım. Ben matematikten başlarsam kendime örnek vereyim. Daha hızlı çözerim. Daha zinde bir kafayla çözerim. Geometri de dahil. Ve bitirdiğimde büyük ihtimal 40 soruyu 40 dakikada bile bitirsem emin bir şekilde bitirdiğimi düşünürsek 60 soru 40 soru 60 dakikam kalır. Ve daha motive olarak çözerim. Ama tam tersini yaptığımda 40 IQ sorusuna 60 dakika vererek çözersem o zaman şunu düşünürüm ya acaba 40 tane kalan matematik ne kadar iyi olursam olayım. 40 dakikada çözebilecek miyim? Bir endişeye kapılırım. Ne kadar iyi bilirsem bileyim. Çünkü bu benim için o zaman birazcık daha zorlayıcı olur psikolojik olarak. O yüzden nedir? Denemenin mantığı
ilk yapmayı sevdiğin ve kolay gelen yeri çözmek. Daha akılda kalıcı. Yani formülleri seversin, matematikte konulara ağırlık vermişsindir, iyi yapıyorsundur. O zaman orada başlarsın. Emin olun arada net oynuyor. Tabii ki denemeden denemeye zorluk seviyeleri değişebilir ama temel anlamda atıyorum bir konu matematikten örnek veriyorum. Rasyonel sayılardaki çıkabilecek zor sorularda, kolay sorularda bellidir. Soru tipleri bellidir. IQ'de de bazı arkadaşlar çok iyi düşünür. Çok iyi mantık kurar. Bazı şıklardan giderek, bazı soruda eleyerek yapar. Buradan yola çıkarak da IQ mi diyebilirsiniz ve oradan başlarsınız. Bunun ayrımını çok dikkatli yapmanız gerekiyor. Bu saate kadar aldığınız sonuçları daha sonrasında yine değerlendireceğiz. Tabii ki sınava girenlerin hepsi bu tercihi yapmayacağını da düşünün. Yani siz giren kişi sayısına bakmayın. Sizin önemli olan istediğiniz bölüme yeterli bir puanı almak. Eğer bu sene kazanmak istiyorsanız seneye bırakacak arkadaşlar da şuna dikkat etmesi lazım. İstediği hedefler yüksekse düşük bir puan değil yüksek bir puan alması lazım. Yoksa Mayıs ayına hazırlanması gerekiyor. Ufak bir dipnot söyleyeyim bununla ilgili. Bazıları kendini denemek için giriyor ve seneye hazırlanıyor. Bu denemek için giren arkadaşlar da kendine şu notu alsınlar. Eğer sınavı da bütün konuları bitirerek girdiyseniz. Çünkü bazı gruplar bu şekilde. Mesela çok iyi bu grupta TRS 2 hazırlanmış. Ama mezun değil seneye girecek aslında. Konuları hızlı bitirmiş. Konuları hızlı bitirmiş ama aldığı sonuç bunu tam tersini gösteriyor. Çok düşük bir puan aldı. 300'ün aşağısı aldı. O zaman o konular bitmemiştir arkadaşlar. Yani bitti diyorsanız. Hani ben şunu söyleyeyim. Bizim arkadaşlar da sınava giriyor ve biz daha konuları bitirmedik. Çünkü biz Mayıs kursu için açtık. Mayıs sınavı için açtık. Ve hepsini bitirmediğimiz gibi tüm soru tiplerini daha göstermediğimizi söyledik. Bunu niye söylüyorum? Çünkü görüştüğümüz ücretsiz danışmanlıklarda bazı arkadaşlar tüm konuları bitirmişler. Kendileri veya işte gittikleri bir yer olabilir. Burada o zaman bunu değerlendirmesi lazım bu sonuçla. Çünkü sıfırdan başa almayacak ki sınav bittiğinde. Düşük aldığı için. O yüzden sınavı da böyle iyi bakarak değerlendirmek lazım. Şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah herkes istediği sonucu, çalıştığının emeğini alır. Mutlu bir şekilde sonucuna bakarak tercih yapar. Bu önemli. Şimdiden dediğim gibi tekrar sınavda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Sınavdan sonra tekrardan bir video çekimi yaparız. Belki de canlı yayın. Herkese iyi akşamlar.